Eğitim setimizin bu bölümünde ise 3D Max'te nesne seçme işlemlerini anlatacağım sizlere. 3D Max'te diğer Windows yazılımlarına paralel bir şekilde mouse'un soluyla çizim ortamında, sahne ortamında nesneler seçilebilmektedir. Ekranda var olan karmaşık nesnelerden oluşan 2 boyutlu çizim, 3 boyutlu nesneler ve 3 boyutlu farklı formlara sahip yine kamera ve ışıklardan oluşan bir sahnem var. Bu sahnede nesne seçme işlemlerini anlatacağım sizlere. Öncelikle seçeceğimiz alana doğru mouse'u ortasındaki tekerleği döndürmek suretiyle, yani zoom işlemi gerçekleştirmek suretiyle nesneye yaklaşıp seçmekte fayda var. Ekranda şu anda fazla zoom yaptığım için mevcut nesneler kayboldu. Z tuşuna basıyorum. Z tuşuna bastığımızda, yani zoom işleminde, mevcut sahnedeki bütün nesneler ekrana oturtuyor. Ardından diyelim ki buradaki dikdörtgeni seçeceğiz. Prizmasını seçeceğiz. Burada nesne üzerine gelip beklediğimizde mouse'un sağına soluna hiçbir şekilde dokunmadığımızda nesne etrafında sarı bir şekilde bir ızgara belirdiğini göreceksiniz. Bu durumda bu nesne seçili olmaya hazır veyahut da mouse'un şu anda üzerinde bulunan nesne bu alanı seçtiği anlamı gelmektedir. Ancak nesneyi tam seçmek için nesne üzerine sol tuşuyla mouse'un bir defa tıklamamız gerekiyor. İki defa tıklamanız bir şey değiştirmez. Mouse'un sağ tuşu bunun üzerinde herhangi bir işlem yapmamaktadır. Nesneyi seçtikten sonra mouse'un sol tuşu üzerinde, sağ tuşu üzerinde farklı özellikler belirleyecektir. Birden fazla nesneyi seçmek için ekranda kontrol tuşuna basılı tutmak suretiyle nesneleri tıklamamız gerekecektir. Bu şekilde nesnelerin hepsini seçebiliriz. Şu anda Transforms, yani taşıma, döndürme ve ölçeklendirme araçlarımızın olduğu bölümde Transforms araçlarımızdan olan taşıma aracı aktif. Taşıma aracı aktifken görmüş olduğunuz gibi Gizmo simgesi çıkıyor. Gizmo simgesinin dışında, yani taşıma işlemi yapmayacaksanız, nesneyi sadece seçecekseniz, onun üzerinde değişiklikler yapmak veya da modify panelinde kullanarak modifierlar uygulayacaksak, bu tür durumda ise arkadaşlar mutlaka klavyeden Q harfine basmamız gerekiyor. Klavyeden Q harfine bastığımızda seçme işlemine geçiyor ve seçme aracı aktif oluyor. Artık burada seçtiğimiz nesnenin üzerinde gizmo aracının çıkmadığını gözlemleyeceksiniz. Bu arada seçtiğiniz nesne kontrol panel, yani command panelde görmüş olduğunuz name and color seçeneğini, nesnenin rengi ve ismi çıkacaktır. Diğer bir nesne seçelim. İkinci bir nesne seçtiğimizde ilk seçilen nesne seçimden çıkarılıyor ve ikinci nesne seçili hale geliyor. Mesela burada nesnenin adını gözlemliyoruz. Box 001. Mesela kutu 2 diyelim buna. Kutu 2. Ve yine yan tarafta bulunan buton tıkladığımızda renk paletinin açıldığını göreceksiniz ve buradan nesnenin rengini değiştirebiliyoruz. Mesela nesnenin rengini farklı bir renk yapalım. Nesne seçiliyken arkadaşlar alt kısımda durum komutunda görmüş olduğunuz gibi kaç tane nesnenin seçili olduğu ile ilgili uyarı var. Bir object selected demiş. Bu şekilde bazı bilgiler de ekranda görünecektir. Öte yandan 3D Max'te bir saniyede birden fazla obje olduğu, çok yoğun çalışıldığı durumlar oluyor. Bu tür durumlarda nesne seçmek gerçekten zorlaşabiliyor. Nesne seçimi ile ilgili 3D Max'in kullandığı çeşitli filtreleme araçları var. Mesela sadece ekranda diyelim ki var olan ışığı seçeceksiniz. Işığı seçmek için ilk önce buradaki filtre seçeneğine gelip Lights seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Görmüş olduğunuz gibi burada geometri, shapes, lights, cameras gibi bu şekilde devam eden bir filtreleme seçenekleri mevcut. Geometride sadece 3 boyutlu nesneler seçilirken shapes'ta 2 boyutlu çizim ve nesneler seçilmektedir. Burada mesela lights diyorduk. Lights seçtikten sonra şimdi ekranda bir dikdörtgen oluşturacak şekilde nesnelerin hepsini seçelim. Bunu yaparken mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. Bunu sağ alt köşeden sol üst köşe çapraz olacak şekilde yapabilirim. Eğer bu şekilde yaptığımızda bu pencerenin içerisinde kalan bütün nesneler seçilecektir. Soldan sağa doğru seçtiğimizde ise bu nesnenin sadece penceresinin iç kısmına bir parçası giren nesnenin
seçilebildiğini göreceksiniz. Bunu ileriki aşamalarda daha sıklıkla kullanacağız. Şimdi nesneyi seçmek için dediğim gibi mouse'un soluna basılı tutmak suretiyle sağ alt köşe nesnenin sağ alt köşe ekrandan ve çapraz diğer sol üst köşe olacak şekilde şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Name and Color'da Omni 001 diye bir tane nesne seçiyor. Bir tane bir Light Selected diyor durum komutunda. Ve bu şekilde normalde filtrelemeyi All yapıp da bu şekilde bir seçme yaptığımızda bütün nesneler seçilirken tam tersi durumda filtrelemeyi kullandığımızda buradaki filtreye uygun bir şekilde sadece bir nesnenin seçildiğini göreceksiniz. Yine benzer şekilde diyelim ki buradaki iki boyutlu çizimleri seçelim. Shape istiyorum filtrelemeyi. Ardından ekrana geliyorum. Yine çaprazda iki tane pencere. Mouse'un sol tuşuna basılı tutmak suretiyle buradaki ekranda var olan nesneleri iki boyutlu nesneleri kolaylıkla seçmiş olduk. Klavyeden Q tuşuna bastığımızda seçme işlemleriyle ilgili seçim araçlarının değiştiğini ekranda göreceksiniz. Burada mesela Q tuşuna basalım. İlk Q tuşuna bastığımızda bu sefer sadece Rectangular Selection yani dikdörtgen bir alan içerisinde seçme işlemi yaptırırken bir daha Q tuşuna bastığımızda sadece dairesel alan oluşturulacak şekilde bir daire çiziliyor ve bu dairenin içerisinde kalan nesnenin seçildiğini göreceksiniz. Bir daha Q'ya basıyorum. Bu sefer bu şekilde istediğimiz bir geometrik şekilde ve bunun oluşturacağı alan içerisinde nesneler seçiliyor. Bir daha Q'ya basalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir seçim işlemi gerçekleştiriliyor. Ve bir daha Q'ya bastığımızda ise arkadaşlar boyama şeklinde. Yani nesnenin üzerine geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi şu şekilde boyayarak nesneleri seçiyor. Tabii burada filtreyi all yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sanki nesneleri boyayarak filtreleme ve seçme işlemi gerçekleştiriliyor. 3D Max'te sıklıkla başvurabileceğim ve çoğu durumlarda ihtiyaç olan bir seçme aracı var. Bu ki Windows Crossing seçeneği. Öncelikle seçme işlemi Rectangular'ı çevirmek için buradaki butonun üzerine basılı tutmak suretiyle Rectangular seçeneğini seçiyorum. Diyelim ki ekranda sadece var olan bu nesnenin içerisinde ben buradaki aslanı seçeceğim. Karışık bir yer veyahut da burada diyelim ki köpekle aslanı bir arada seçeceğiz. Bu tür durumlarda Windows Crossing'i açıyorum. Windows Crossing'i açtıktan sonra ekranda şöyle bir dikdörtgen çizdiğimizde arkadaşlar sadece bu dikdörtgenin içerisinde kalan nesnelerden aslan ve köpek modellerini seçilebildiğini göreceksiniz. Eğer Windows Crossing seçeneği kapalı olsaydı ve aynı benzer seçme işlemini yapsaydık bakın bunun arkasında olan nesneler de seçiliyor. Yani nesnenin herhangi bir noktası buradaki dikdörtgen içerisine girdiği için nesne tamamen seçiliyor.